kendisine oy vermeyen herkesi ne yazık ki vatan haini olmakla suçlayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu anlayış milleti bölmeye, düşmanlaştırmaya dayalı bir anlayış. Maalesef rakibimiz böyle bir anlayışla siyaset yaptı, yapmaya devam ediyor. Onlara oy vermeyenler, yani bakın kıymetli dostlarım, yaklaşık 25 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya vatan haini ya da terörist ilan ediliyor. Bunlar bu davranışı hep gösterdiler. Bunlar ayak oyunlarını hep sevdiler. Bunlar ne yazık ki daha önce de yaptılar, şimdi de yapıyorlar. Yalanı, dolanı, montaj videoları severler ve buna karşın bunu millete yayarlar. Tabii biz, yani suçlanan taraf, yani Kemal Kılıçdaroğlu, hepinize selamını getirdim. Ne diyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu? Gel televizyonlarda yüzleşelim diyor, öyle değil mi? Gel konuşalım diyor karşı karşıya, öyle değil mi? Evet. Tıs yok. Korkuyor. Korkuyorlar. Hani var ya güzel bir şarkı. Korkuyorlar, korksunlar. Yalanları ayyuka çıkacak diye korkuyorlar. Bu millet bizi neden kandırdın diyerek hesap sorar diye korkuyorlar. Bu anlayış ne yazık ki kendi insanıyla kavga etmeyi, kendi insanına tuzak kurmayı sever. Daha birkaç yıl önce, hatırlayın, birkaç yıl önce kendi insanına başka, başkasına nasıl davranıyor, başka türlü nasıl davranıyor, güzel bir örnek vereceğim size. Bu anlayış daha birkaç yıl önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı mektupla kendisine hakaret etti, hatırlıyorsunuz değil mi? Ve bu hakaret hepimizin canını yaktı. Çünkü oy versek de vermesek de benim memleketimin bir yöneticisine, seçilmişine, hele hele en başındaki insana hakaret ediyorsa benim canımı yakar. Çıkıp ona haddini bildirmesini, cevap vermesini bekleriz, öyle değil mi? Ne yaptı? Tek bir kelime yanıt bile vermedi. Veremez miydi? Veremez miydi? Verirdi. Ama veremez. 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 Veremedi. Türkiye'de o cümleyi, bırakın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı, şuradaki herhangi birisi o cümleyi kursa ne olurdu? En az 2 yıl Silivri'de yatardı. Öyle değil mi? Yahu Türk milletine, benim canım insanıma gelince oluyorsun kabadayı, ama sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç hepimizin içini yakan o kötü sözüne gelince oluyorsunuz sahte kabadayı. Hadi oradan, hadi işinize bakın. Bu milleti aldatamazsınız. Bu ülkenin, bakın bunlar önemli. Ben bunları konuşmak istemezdim sevgili güzel insanlarımız. Ama bu kardeşinin, bu kardeşinizin içi yanıyor. Bakın ben dün iki hanımefendiyle pazarda tam 15 dakika konuştum. Belki izleyenleriniz oldu, izlediniz mi? 15 dakika benim güzel hanımefendilerimi, benim canım ablalarımı, kardeşlerimi, gençlerimi sen niye kandırıyorsun? Niye aldatıyorsun? Onların kalplerine kötülüğü niye sokuyorsun? Allah seni bildiği gibi yapsın. Seni Allah'a havale ediyorum. Bu ülkenin bütün dürüst, namuslu, delikanlı insanları yüzleşmekten kaçmaz. Yüzleşmekten kaçmanın da ne anlamı olduğunu çok iyi bilir. Bakın, gelin benim güzel hemşerilerim, iftiranın, yalanın, samimiyetsizliğin, cesaretsizliğin biraz peşinden gidelim. Öyle mi? Anlatalım bunları millete. Bunları kovalayalım. Ama bunları millete anlatırken onun peşinden oy sebebiyle gidenlere ne deyin biliyor musunuz? Bunun sakın peşinden gitmeyin deyin. Biz onları anlatalım. Yalanlarını, iftiralarını ortaya çıkaralım. Onların izini sürelim. Ama bunun peşinden gidip oy verenlere deyin ki bunun peşinden gitme kardeşim. Bugün bana kötü diyen, bugün bana vatan haini diyen, yarın ona oy vermediğin zaman
sana da her şeyi söylerdim. Milletimizi uyandıracağız. Milletimizin aldatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Değerli Silivrili dostlarım, tuhaf bir durum yok mu Allah aşkına? Bunlar her daim bir seçim dönemi başladı mı hemen bir başka olay yaşanır. Bir bakarsınız farklı terör grupları, farklı terör örgütleri açıklama yapmaya başlar. Videolar çekerler ve yayınlarlar. Terör örgütleri, bakın bunlar terör örgütleri. Ama bunun adı FETÖ'dür, ama bunun adı PKK'dır, fark etmez. Bir bakıyorsun o videoda ne diyor diye bir bakıyorsun. Hepsinin söylemleri Erdoğan'ın işine gelecek anlatımlar, hepsi. Hepsi. İşte ilk seçim bitti. Bunun belki de zararını biz çektik. Ama yine durmuyorlar. Durmuyorlar. Dün yine baktım açıklamalar yapıyorlar. Bunların her sözü Erdoğan'ın işine yarıyor. Arkadaş, ve konuşmaya devam ediyorlar. Diyor ki, çıkıyor Sayın Cumhurbaşkanı, diyor ki bak bak bunlar sizi destekliyor diyor. Filmlerini yapıyor. Ya bu nasıl iş? Ya Allah aşkına, faydaları sana iken nasıl bizi destekliyor bunlar? Bakın, bunların her sözünü kullanan sizsiniz. Terör açıklamalarını alıp milyonlarca liralık reklamlara çevirip sosyal medya mecralarında karşınıza düşüyordur. Milleti aldatmak adına bu videoları reklamla piyasaya çıkaran sizsiniz. Ya bu malzemeyi de sana veren onlar, terör örgütleri. Allah aşkına, sizce benim zeki, çevik, akıllı vatandaşlarım, Allah aşkına bu danışıklı dövüş değil de nedir? Bu danışıklı dövüş. Terör örgütü konuşuyor, bunlar faydalanıyor. Ya bir değil, iki değil, üç değil. Bakın, olayla bizim hiç alakamız yok ama bunlar faturayı bize kesmeye çalışıyorlar. Hala devam ediyorlar bu kirli düzene. Ya faydayı, bakın faydayı, terör örgütlerinin attığı her adım faydayı bunlara veriyor. Bu bir avuç insana. Allah aşkına ya. Ya düşün yakamızdan. Bu memleketin, bu milletin insanlarının geleceğine terör örgütleri üzerinden korku salamazsınız. Terör örgütleri üzerinden yalanlarla, iftiralarla bu milletin geleceğine, demokratik haklarına, oylarına mani olamazsınız, olamayacaksınız, olamayacaksınız. Oradan ekmek yeme peşinde olan sadece sizsiniz. O bir avuç insan, o bir kişi. Ben söylüyorum, her yerde söyledim. Hatırlayın benim seçimimi. Aynı şeyi benim seçimimde yapmadılar mı? Yapmadılar mı? Kırmızı bültenle aranan kişiyi devletimizin televizyonuna çıkarmadılar mı? Çıkıp Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyin dedirtmediler mi? Bu millet ne yaptı? Onlara hak ettiği tokadı vurdu.